Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Birkaç tane kavramdan okuyayım size lazım olur. Öyle bir değişiklik olur. Lezzet ne demektir? Le aslı lezzattır. Kendinden lezzet almaktır. Kendinden lezzet almak kendini zevk etmektir. Önüne kendini koyup kendi kendiyle lezzetlenmektir. Varlığına hamd eder, nimetlere şükreder. Mevcudu şu kainatı ve kendisini kıblesine koyan vücut bulur. Mevcudu ilişkisi ve çelişkileriyle kendine anlam katarak farkındalığını oluşturur. İnsan bir manası da insanın bir manası da eskilerin tabirini kullanacağım. Ünsiyet ya haktır. Hak ile ne kadar ünsiyet ederse o nispetle insandır. İnsanın dimanı devamlı çalışmasının yani deva, bize rağmen kafa çalışıyor. Bazen psikolojimizi de bozuyor. İ, niye oluyor diye merak ettim. İnsanın dimanı devamlı çalışması farklı farklı şeyler üretmesine sebep olan şeyleri yapıyoruz. Yani kafamızın o cinsten çalışmasına e, ya video veya fiil yapıyoruz sonradan kafam niye durmuyor diye rahatsız oluyoruz, yakınıyoruz. Oysa insanın iç huzuru, sükün, sekine bulması için enfüse yönelmesi, kendisini kendisinin önüne koyarak kendisini kendisiyle inşa etmesi gerekiyor. Oysa insan iç huzuru, sükün, sekin bulması için enfüse yönelmesi lazım. Dışsal mükteki gılıkıştan kıştan elinden geldiği kadar uzak durması gerekiyor. İnsan kendi yaşantısına, bak çok önemli bu cümle. Bugün çok hoşuma gitti böyle. Şeyi okuyorum yani. Buraya okurken onu açmışım şeylemalarda. İnsan kendi yaşantısına kendini dışlaştırarak. İnsan kendisini kendisinden dışlaştırarak. Kendisini gay yapmayarak. Kendisine kendisine kendisini konu ederek kendisine kendisini konu ederek düşünen insan kendisinin kendisiyle inşa etmiş demektir. Bu manada kavram nedir? Şuradaki kavramlar şu lemalardaki 28. şeydeki kavramları merak ettim. Kavrama ait konuşuyorum konuşuyorum ama şunu bunu ben bir yazıya dökeyim dedim ya. Kavramdan anladığım nedir? Risale-i Nur hep kavramdır. Kavram kargaşası olmasın. Kavramı kaleme aldım arkadaşlar. Belki de eks mutlaka eksiklikleri var. Top ekleyeceğiniz var, çıkartacağınız var. Öyle dinleyin. Doğru olduğuna iddia etmiyor, zannediyor. Yani çalıştım bu kavram nedir diye. Kavram birbirlerinin üzerine bindirilmiş. Birbir üzerine bindirilmiş. Ve birbirlerinden çok farklı mana bütünlüğünün aynası fotoğrafı ve hafıza çipinin hakikatından kopmadan insanları insanlara ayna olandır. Bir daha bir kavram düşünün. Mesela diyelim ki daru beka, alemin şehadet, ziya. Şimdi o bir kelimenin üzerine binlerce birbirinden farklı manalar yüklettirilerek birbirinden bağımsız, mutadit manaları bindirilerek, kodlanarak o binlerce ne bileyim onlarca farklı manaların bir yere bindirilmesinin fotoğrafı veya o manalarının hafıza çipini hakikatından GPS gibi hakikatından koparmadan insanlara ayna olan hafıza kartıdır. Tabir hafıza kartı gibidir. Karttır aynı zamanda mana şehrini temaşa eden ve özneye asıla dışsal olan nefsül emirle hakikatlarına berzahlık yapıp insanın içsel alemini refine, rafine edicidir. Bir daha akşamaki emeğim yani çalışmam şu. Neyi yaşıyordunuz böyle abi? <laughs> Sen bu şey geldiği zaman kim gelmişti? Resul geldiği zaman. Sen dedin gelmişti. Ha bak şimdi. Bunu okudum abim. Ben. Bir de okuyayım. Şöyle diyeyim biraz daha. Ke kelam kelam demiştim ya. Kelam nedir? Mazinin medeniyeti, mazinin örf, anane, kültür, gelenek. Bir kültürün, bir dinin bütünselliğiyle geleceğe bakarak, geçmişinin bütünselliğiyle geleceğe bak bakarak anda mana yükleyen hafıza kartıdır. Kelab. Şimdi bu son cümlemiz olsun. Bir daha okudum bir daha okuyayım. Aynı zamanda tabir şey kavram nedir? Mana şehrini gidiyorum arabayla. Kenarda bir sürü Mardin'den geçtim, Malatya'ya geçtim, Elazığ'a gittim böyle. Çak, tak 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 görüyorum yani. Geçiyor. Çünkü niye bu misal verdim? Bunu yazarken öyle oldu. Yani böyle kamerayı almışım gibi böyle bir şehir dolaşıyorum. Ama çak 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 bir bir şehir gidiyor. Seyrediyorum. Arabanın önünde değil ama yanda. Böyle o başıma geleni söylüyorum o zaman. Ondan yazıldı. Aynı zamanda mana şehrini temaşa eden hepsi mana alemi. Malatya Mardin bir alem. Ve özneye, özneye asıla dışsal olan yani mesela diyelim ki alemi misal kendisi asıl. Ama tabir, kelam ona dışsaldır. Onun tabelasıdır. Mesela Malatya 10 kilometre deyince Malatya hoş geldiniz dediğiniz tabela Malatya değildir. O Malatya tabiri Malatya şehrine merkezi dışsaldır. Ha, bir de okuyorum. Aynı zamanda mana şehrini temaşa eden, özneye, asıla, dışsal olan, alemi şehadette nefsül emirde iken hakikatlarına bağlı olarak berzahlık yapıp insanın içsel alemine Rafineri eden bir yapıdır kavram. İç aleminde rafineri ediyor. Oradan alıyor oraya götürüyor. Taayüle, tasavvüle, taakkule. Seni gezdiriyor. O mahkematta kelamın şeyi var. 87. E, Orada hani mana apiyonusundan tebahur edip bazı şey i̇şte, yapan o gibi geldi. O işte. Evet o. E, biz bu alemleri ziyaret ediyoruz. Bunu kasten kullandım. E, şimdi o alemler bizi ziyaret ediyor ait şu misali verdikten sonra başka bir misal da olabilir mi? Biraz da yakın olsa bana dedim. Bunu herkes yapmamıştır dedim. Kendimce böyle misal olur mu? Oldu. Kavramı onun için kullandım. Kavramı tesadüfen kullanmadım. Kavram şudur abiler. Dışarıdan bir kavram geliyor, bir tabir geliyor. Mana şehirlerini temaşa ettiriyor çeşitli. Yani giriyor kulağımdan veya manayı ifade eden gösteren bir gösterge. Veya bir koku veya bir tat veya bir dokunma veya bir sevk veya şefk içerden. Kelam geldi. Doğru diman, tahayyülünü aktif etti. Yani tabir kelam geldi. Üzerinde binlerce birbirinden farklı manalar yüklü. Hayale bakan, tahayyüle bakan hissesi var. Onu aktif etti. Tasavvura bakan mana mertebesi var. Onu aktif etti. Takule, tasdike, izana, iltizama, itikada. Bunları bütünlüğe getirdi. indi vicdana. i̇rade zihni, hissi, latife-i rabbani. Geçti kalbe, latife-i insaniye. Geçti ruha. Yani bu nedir? Ee, diyor ki burada o alemler, o alemler nerede? Nasıl gezilir? Yatsı namazına ben o aleme girdim diyor. Nasıl girdi? Yani... Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu tabirdir alem. Bu alemler ustadın zihninde, hayalinde hissesini aldı. Tasavvur hissesini aldı, tasdik aldı, dima aldı, vicdanı aldı. Şimdi kendisini, kendisine mevzu yaparak, kendisini kendisine konu yaparak o kelamda arkadaşlar, bir kelam duyduğunuz zaman sizin hayalinizi aktif etmesi, demek ki geziyor bak o. O kelam düşüncenizi aktif ediyor, vicdanınızı aktif ediyor, kalbinizi aktif ediyor, ruhunuzu aktif ediyorsa o kelam vasıtasıyla o adam sizde geziyor demektir. Sizin aleminizde dolaşıyor demektir. Mesela bir tane hayal gelse bizim hormonlarımızı değiştirir. Ya kuvve-i gadabiye veya kuvve-i veya kuve i, veya kuve -i aktif ediyor. Şimdi bir nasıl dolaşma oluyor yani bir insan nasıl dolaşıyor deniliyor denilirse bir tabir bir kelam içimize girdiği zaman alemlerimizi aktif ettiği gibi içten doğan sevk, şefk, içsel doğmatikten içteki manalar kapten uyandığı zaman o mana seni içine alır. Yani en iyisini şöyle diyeyim. Bir gadap bendedir, öfke bendedir, kontrolundadır. Zaten varlığına fark, farkında değilim. Benim içimdedir. Fakat öfkem uyanırsa ben onun içindeyim. Bak nasıl dolaşıyorum. Gadap alemi, kahar alemine geçtim. Ceberut alemine gittim yani. Yani uyanmayanlar bende, uyanınca ben onlardayım. İşte bir mana çıktığı zaman, seni içine her bir mana bir penceredir. Peki tahayyül nedir? Alemi misale bakan penceredir der ustad. Alemi misal. Eğer hayali doğru kullanırsak, bizim kullandığımız gibi kullanmamış ustad, fıtratın uygun kullanmış, hayali alemi misale, pencere olmuş. Onunla orayı seyrediyor. Oralara giriyor. Yani kelam ile kişinin alemine dolaştığınız gibi kelam ile o kelam sahibi bizde dolaşıyor. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim Rahim diyen Allah bizim alemimizde aktif ediyor. Errahmanur Rahim. Sende ne uyandırdı? O tabirdir, kelamdır. Aynı zamanda kavramdır. O sende bir sürü mana mertebeleri vardı. E, hayal uyanması ile vicdandaki his uyanması bir midir? Yani orada o zaman hani e, biz bir kavramı bildiğimizi zannediyoruz. Evet. Yani hakikatıyla bir sureti var. Hakikatın bütün e, cil ve cemal nakış sanat bütün meratibi, meratibi var. Nihayetsiz evet. meratibi var. Mana meratibi var. Onun hepsi. Surette bir kavramın içerisine... Kav, suretteki hafıza kartına kavram diyoruz. İçine, içine hepsi... hepsi yerleştirmiş. İçin. Ve onu açıyoruz. Ha, bize de geldiği zaman kelamla o paket. Kelamla geldi. O, o bütün ee, tahayyülümüzle, vicdanımızla, dimağımızla, ruhumuzla, bütün o bendeki cihazatla her birisi onun şeyini alması lazım. Hissesini alması evet. lazım. Ki, o hakikatına doğru ben Ruce'deyim. Evet. Yani sureti hakikatından kopmadan ...berzahlık yapan hafıza kartıdır. GPS gibi. Yani onun için mesela biz bir... Navigasyon yani. Şimdi rubibiyet, terbiye ya. Şimdi rububiyet. Rububiyet, öterbiyeci, tasarrufu... Bitti yani. yani, yani anladık zaten. Işte, biz bunu dediğimiz anda aslında mevzuyu bitirmiş oluyoruz. Bu bilmektir. Yani çünkü... Öğrendik değil. Çünkü evet. o suretindeki en dışta gözüken ifadeyi biz şey yaptık. Bir de onun düşünün bir de hakikati var. Ta evet. hakikatine kadar çıkabileceğin o rububiyet mevzusunun, rububiyetin tabirini bir de hakikati var. buna kadar ne kadar mana şey var aslında. Evet. Ya. Bir de, bir de akıl da değil sadece. Hani biz şimdi evet. biraz da akli konuşuyoruz. Dimadan geç. kalbi de bir boyut var onun. Vicdanın hissi var. İşte seni, senin alemlerini oynatarak sen o alemleri seyahat ediyorsun. Bunun için şey yapmak istedim. Diyor ki, kendi aklı ile avali mulviyede ve ruhiyede, kendi aleminde, cismaniyede geziyor şimdi. Nasıl geziyorsun? Bu küçük alemin küçültülmüş modeli. Şey büyük alemin. Şeceri hilkatin küçük modeli insandır. İnsan büyük alemin fristesidir. Haritasıdır yani çekirdeği. Ben kendi aklım ile avalimülviyede ve ruhiyede cismaniyede gezi nasıl geziyorum? Yani o zişur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz diye şey yaptım. Ee, mesela o ben yatsı namazında o, o aleme girdim diyor. E, onu anlatmaya çalıştım şurada. 281 lemalarda. Ben yatsı namazında o aleme girdim diyor. Yani bu alemlerde de nasıl ki o kelamda o alemler hepsi mana mertebeleri var. Kavram. Bu alemi şehadet de diyor 281 lemalarda. 281. Değil abi. 281. Ve 282. <laughs> Şöyle şurası. Ama ona da bu alttaki şeyle de uyabilir. Fikretmek, hissetmek, zek evet. etmek, mahsetmek. Evet. Yani şuraya onların, yani biz zannediyoruz ki, yani ben mesela zannediyorum, e, bir şey fikretmek yani. Anlamışlar. Rubiyet, budur yani. Tamam ben fikrettim. Biraz daha kaldım. Çözdüm, bitti. Bitti yani. Budur fikre, rubiyet. Rubiyet işte daha bunun nesini konuşuyorsun dediğin anda aslında orada kalıyorsun. Aklın belki birkaç daha, yani fikretmenin de belki nihayet nihayetli mertebesi var. Çünkü 7 tane diman zaten bir mertebesi evet. var. Ya burada fikrettik, hissettik, evet. zevk ettik, mahsettik yani şimdi mesela mahsetmek. Lan niye uyan? Mesela o kelam geliyor, geliyor, ta tasavvurda ta geliyor, bitti. Uyandırdı. E vicdanına geçmedi. Aynı sohbette, aynı sofrada, asab-ı sıfa sofrada sofra birliği. Yani maideyi, maideyi kuranı var ya sofra. Sofradır bu. Asab-ı sıfa so sofa yani aynı mekan ehli demek. Aynı şeyin aynı tabaktan yiyenler. Kimisinin bir tabir geliyor, bir kelam geliyor. Tahayyülünü, tasavvurunu besliyor, uyanıyor. Vicdana gitmiyor. Öteksini vicdanına iniyor. Bilgi, bilgi tasavvurdaydı zaten. Evet. bizim şimdi de işte ne diyelim e, rubiyet. Mesela. Bilgi ilim zannettik. Ne terbiye edicilik demek o tasavvurdaki bir ya. bilgi boyutu yani. Şimdi bundan kanaat edersek ne olur ki yani. Ya. Hadi devam ediyorum. Bunu bunun için şey yaptım. Kendi aklı ile avalim-i ulviyede ruhiyede, ulvi alemlerde nasıl geziyor? Avalim ulvi nedir ya? Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ne nasıl uyandı? Ne uyandı? İşte bu bunlar yani. Bu artık bu söz değil yani. Avalim de. başka e, haz aldın ruhiyede. Başladı. Bu avalim ulviye yani alemi misal başka ne diyebiliriz abi? Alemi mana, daire ervahlar var. Ee, ondan sonra alemi berzah var. Melekut alemi var. Gayb alemin şeye kadar gittip geldi diyor. miraçta o kapıyı açık bıraktı ya. O oraya kadar. Mesela yerde oturuyor Geylani. Arş azamı temaş ediyor. Hepsi ya. Yani. Mesela geldi kelam hayalini uyandırdı Resul. Alemi misal ya. Yani. Geldi düşüncelerini aktif edi. Alemi mana. Geldi aklına lefi mahfuz aralandı. Geldi böyle tasdik ilim dünyası. Daire ilim aktif oldu. Mesela bugün Allahu Alem yazdığımı söyleyeyim. Böyle. Ee, çalıştım böyle. Hatta kurşun kalemle yazdım. Tam sen geldiğin zaman yazıyordum kurşun kalem. Kurşun kalemle demek emin değilim. Ama ben belki bugünkü en güzel şeyim yani. Bu kavram Aşağı yukarı bir şeyler söylüyorduk ama kaleme aldım. Ama bugün mesela ilk defa rastladım. İlk defa ömrümde. Ama emin değilim. Yazayım. Bak yazayım. Kavram dediğiniz tabir, tabir kelimesiyle aynı değil mi? Arapça? Yok. Farklıdır. Yani tab edilmiş. Alemimizde farklı şekilde ifade edilebilir o tabir. Kavram ise evrenseldir yani. Daha kavram içseldir. Tabir denince biraz da dışsaldır. Evet. Mesela bak abiler. Kürs var ya kürs. Kürs. Ne, ne takıldı burada? Nefis takıldı. Ha, nefis deyince biz hemen şer anlıyoruz. nefsenmare emmare en saldır. Yani soğan kabuğu gibidir. Ha? Tamam Ama içeriye doğru gir. E, nefs mulhime, mutmayne, raziye, safiye, natika ve gidiyor. Yani tasavvufçulara göre, ilmi kelamcılara göre farklı isimler şey yapılabilir. Öne gelmiş, sonra gelmiş önemli değil. En dişsalı nefse maridir. Ama insanı en cami yapan nefse maridir. Meleklerde nefse mari olmadığı için makamları sabittir. Bize göre yani kamil insanlara göre nakıstır. Terakki etmelerine manidir. Nefse mari olmaması. En kesif en camidir. Tamam mı? En kesif olduğu için. Nefse, mari, nefse, mari var. nefse mari kullanmış. Ne yapsın, ne yapmış? İlleşer şer değil o söylediği şeyler var ya nefse bir şey. Nefsi lemareye geçmiş. Bütün hepsini kullanmış. Allah'a reddetme kapasiten olmazsa, evet. olmazsa Allah. Mesela Allah iman Yunus Aleyhisselam sormadan gitmedi mi? İlla ilahe illallah. Ona zelle deniliyor. Yani illa haram seviyesi değil ya. Şimdi bunun bir mülk tarafı var. Mülk tarafı. Bu da melekut. doğru ve yanlış olduğunu bilmiyor. Ama tef tefekkürüm. Yani e, bayağı şey yaptım. Mülk tarafı kürsün nefsi emmare. Heva. Niçin heva? Bunu Allah cehenneme koyuyor. Bu terbiye oluyor. Nefisi koy. Ne yap? Bu nefsi doğru yazdım değil mi? Emmare. Nefs, nef nefsi emmare mi yok? Nefsi emmare. Ha. Bunu koy cehenneme oluyor. Bu adamı koyarsan tınlamıyor. Cehennem ona ceza değil buna. Ne türlü azap verilmişse de olmamış. Bu nedir peki bu? Nefsin nefsiyidir. Ha orada aç bırakmış. Rabbi Rahim'imsin dedi. Ee, bu kürs beşeriye takılmış. Ee, şey yapıyor. Rafi nereye edilirse yani beşeriyetten çıkarsa insan oluyor. İnsan, ola, insan olarak gelmedik. Beşer olarak geldik. Zıtların cemi geldik. Sonra işte Mülk tarafı nefsemare, heva tarafı e, melekut tarafı. O oruç da terbiye oluyor bu. Oruç da terbiye oluyor. Kürsün mü diyeceğiniz yoksa mesela beşeriyet deseniz daha mı şey olur? Beşeriyetin mülk tarafı, melekut tarafı. Şimdi hemen şey yapacağım, sana döneceğim. Şimdi e, sebebi şu. E, beşer desek dayama ama bu kürs, şu, beşer ve şöyle diyeyim cevher olarak insan takıldığı yer. Var ama yani genelde unvan olmuş ya insan. Hı hı. He, beşer ve insan karması ne kadar zıtlardan sırılırsak o kadar insan oluyoruz. Şimdi geçiyoruz bu alemleri e, konuşmaya. Hadi bakalım. Oruçla te, oruçla terbiye olur heva. İşte o zaman niye o zaman abi? Nefis işte bu adamın batın tarafı ya. Mesela sana deyince Mehmet deyince senin tarafların var ya. Yani hey aklı olan, hey kalbi olan diye detay denmez. Çünkü e, oruç şeye vuruyor. İlahlık iddia ediyor ya ilah e, hevasını. Heva oradan geliyor. Oradan buldu. E, nefsini ilah edineni o hevasından söylemiyor. İn huve illa vahyun yuha. Hevasından değil. Vahiy olanı söylüyor. Nefsini ilah edilmek. Hevasını ilah edilmek. Başkanım. E, bunları ilah edilen nefse maridir. İşte onun da batın tarafı bu. Yani ilah nefis değildir. Nefsinden söylemiyor demiyor. Hevasından diyor. Peki neyin zıttıdır abiler? Hem de burada yeri koyayım. E, i̇tikat. Şirk, şirki reddetmeyle olur. Tahakkuk eder. Küfrü terk edersek iman olur kapte. Sırrı insanda da heva terk edilirse Allah tayyum ve teşahhus eder. Onun için bilmiyor. Yani heva adeta tövbe haşa. Anlamak için söylüyorum. Tahayyülü küfür küfür değil. Uçak inecek piste. Pist yok. Yani pist yani. O mesela kafir pistine diyelim iman inecek. Şirk pistine itikat edilecek. Heva zeminine Cenab-ı Hak ve teşehhüs edecek. 9. sayfa şu alarda. Kim o? Kendi cezasına bak. Eğer ben terk edersen başka olur. Allah küser de giderse biz hevamızı ilah ediniyoruz. Allah küsüp giderse. Biz şey yaparsak değil. O hevayı bir insan merak ettim. Heva niçin insan ilah edinir? Nasıl edinir? Allah onu terk etmiştir de ondan. Manevi nefse oraya aldınız değil mi Hatam, Evet, manevi nefse mara burası. Yani aslında, evet, yani şöyle de yazsak iyi olur. Doğru söyledin. Ha işte <laughs> <laughs> ha öyle bu maddi nefse olacaktı. Tamam doğru. Allah razı olsun. Maddi manevi tamam, manevi. Tamam manevi. Evet doğru. kastamında da aynı şeyi. Yani heva çok antika şey kavramdır. Ama, ama, ama dokunulmamış çünkü çok zordur. Bu kadar şeye durma, çabuk çabuk gitmememin sebebi o alemler nasıl ziyareti? Okuyup geçiyorum. Alem a, avali mulviyede, ruhiyede, cismaniyede geziyor. Yani nasıl geziyor ya? Arkadaşlar benim, aha ben size dolaşıyorum. Vasta kullanıyorum. Kelamla geldim. Hayalinize girdim, tasavvurunuza girdim, vicdanınıza girdim. ...kalbinize girdiğim bir şeyle... ...mesela bir sokakta bir tane bir laf dedi... ...gadaplandınız. Bak... E, ...hisse girdi adam vicdandaki... E, ...şeye... ...asabiyete girdi. Bak orayı aktif etti. Geziyor adam oraya. Ondan sonra haram bir şey geldi. E, gene histeki bir yeri... ...oynattı. Veya bir... ...efendim şekil gördünüz. Tahayyüle... ...girdi. Ya devamlı... ...zaten yaşıyoruz. Bedenin dışında... ...her şey zaten gidip geliniyor. Gayiptir ...yani. Evet... Ee, yani o Zişur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi bir yere gitmeyin. Onun için anlat. Buradayız zaten. Kendi hayalini doğru kullanırsa bu hayal penceresiyle alemi misali burada seyrediyor. Üstü açılıyor. Alemi misali seyrediyor. Bak mesela yatsı namazında ben o aleme girdim diyor mu? Namazı kılan kim? Usta. Giren kim? Kendisi kendisine giriyor. Ha işte yani bir yerlere gitmiyoruz. Üstümüz açılıyor. Yani o alemler inkişaf ediyor. Sonra imbisat ediyor. Bir bakıyorsun ki biraz inkişaf etti ya bir mesela bak fikrettik. Burayı dinleyin lütfen. Fikrettik. Biraz böyle hislendik. Has aldık. Sonra zevk ettik. Biraz daha girerse onu görürsünüz. Orada olursunuz. O alemde Allah. Yani rüya gibi ya. Rüyanın 70 katı. Bir vaktin hazdan daha ileri huzurdan hazdan gittikten sonra bir baktın oraya doğdun. Aa, oradasın şey desin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O tam oradasın. Onun için buraya alim-i manaya doğmuş Zeynel Abidin sonra diyebilmiş. İyyâke ne'abudu ve iyâke O zaman diyebilmiş. Yani ne demek bu işte onu deyip de sen misin sırf bana ibadet eden riyakar? Bana gaybtan denir diye o aleme doğduğundan aleyh diyememiş. Cemaatle namaz kıldırıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Buraya kadar tamam. Errahmanirrahim. Maliki Buraya kadar gelmiş. Ondan sonra diyemiyor. Allah'tan ona istiyor. Aleyh doğmuş. Doğmuş. Şimdi dese ki ey riyakar bana mı ibadet ediyorsun? Bir sürü şeyler ibadet ediyorsun. Sonra onay gelmiş. Tamam dedenmiş, denmiş. ne'abüdü ve iyâke diye diyebilen 9. sayfa şu alarda Cenab-ı Hak alem imana açılıyor. Ta'in ve teşahhüs ediyor. Burada anlatmak istediğim şuydu. Yani o alemlere nasıl doğarız? kelam gelir hayalimizi, tasavvurumuzu, hissimizi, vicdanımızı, ruhumuzu haz olur, huzur olur. Biraz daha çıldı mı pat diye oradasın. Orada mı? Bir yere gitme buradasın. Zaten hepsi burada diyor lemalarda. Cennetin daireleri buradadır diyor. Uzun olmasın okumak istemiyorum. Burada bütün karakollar var. Tabiri caiz ise diş devletlerin konsoloslukları, müstemlekeleri burada. Yani bir mesela Arabistan konsolosluğu burada yer almışsa o devlete aittir. Bizim devlete ait değil. Türkiye Cumhuriyeti kanunları konsolosluklar geçmez. Hangi devletin konsolosluğuysa o maddeler orada geçer. Hudu o konsolosluğun dışında TC maddesi geçer. Konsolosluğun içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyleri geçmez. Ha aynen bu misal gibi usta söylüyor. Burada o alemlerin hepsi müstemlekeleri efendim konsoloslukları var. Hepsi aktif burada. O aleme geçince o alemdesin zaten. Bu alemin şey yok. Ama çok tuhaftır. Kalkıp da ha, buradan böyle gitmiyorsun öyle. Öyle bir gitme yok yani. Üst, üstün açılıyor. Yani açılıyor işte. İçeriye doğru. İçeri doğru açılıyorsun. Kendini kendin, kendine mevzu yapıyorsun. Dış sallayarak. Ne anladıksa da zamanla anlayacağız herhalde. Hepimiz. <laughs> Fazla mı duruyoruz da şey izle mi gideyim? okuyacaksın da ben öğrenmek istiyorum ya yani e, acaba böyle gidişim doğru mu? Abi aslında da... bu anlattığınız ana sistemin yapısı yani biz hmm. ne yapmaya çalışıyoruz? Ne diyoruz? Nereye gidiyoruz? Ama... Nasıl olacak bu işin? Ana omurgası bu anlattığımız. Ama yani, yani patanajma yapıyorum. Yani Okur musun orayı? Yani insanın cevherinde vediye bırakılan o örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur. İnsan o pencereden o aleme bakar. Ah. O aleme tecelli eden sıfatla o alemden tezahür eden isme Bak. bir mirat ve eh. ayna olur. Ah. Mirat, mirat olur. Ona dönüşürsün. Sen mirat istersen ayna olur. O ah. Vakit Heh. insan. O vakit insan ruhuyla, cismiyle alemi şahadet ve alemi gayba bir hülasa olur oh. ve her iki aleme tecelli eden insana da tecelli eder. İşte bu cihetle insan sıfatı kemali ilahiye hem mazhar olur hem müsir olur diyor. 21. 21. sayfa mı? 17, 17. 17. Tamam. İş böyle, Aynı. Başına boşuna didinmişim ya. Yani. Kaç abi orası? on altında. Yani, sen, o, da öyle. o daha biraz daha. Sen, sen şey... Hadi gidelim mi biraz daha? Çok etkilen, o kadar şey yaptım ki böyle. Çok ee, ta kendisi ya. Ta kendisi ya. Şimdi lezzeti lezzeti burada şey yaparken dedim bu lezzet. Bu dolaşınca ne oluyor dedim. Lezzet alıyor. Lezzet enfusidir. içseldir, Zevk dışsaldır. Meğer aslı şuymuş Osmanlıca. Lezzattır. Kendi, zatından lezzet almakmış. Kendine zevk almakmış. Tabi ya insan en en bahtiyar insan kendisi kendisiyle zevk alandır. Kendisiyle kendisinde doyum olandır. Kendisini kendisi memnun edendir. Kendisini kendisini inşa edendir. Acayip bir şey ya. Bak ne yapmış biliyor musun insan? İnsan kendi yaşantısını kendisini dışlaştırarak. Yani ben yaş yaşatımlarımı din yapmayacağım. Benim anladığım külliyatı nurculuk de değil diyeceğim. Atacağım dışarıya. Sonra kendimi kendime konu yapacağım. Kendisini kendisine konu yaparak insan kendisini kendisiyle düşünüp kendisine kendisine mevzu ederse düşündüğünü düşünmeye kalkarsa ilim olur kendisini inşa eder. Biz hep kendimizi esas almışız sonra bu esasla tanımaya çalışmışız. Oysa kendimi kendime dışlaştırıyorum yani kazanımlarımdan sıyrılıyorum. Bana giydirilen libaslardan çıkıyorum. Çıkmam lazım. Onu da nasıl olur eylemde? Dur bakayım ne diyor ya bu? Bir dinleyeyim dur bakayım. O ne diyor ya? Yok sen sus ben şey yapayım. O, o işte o olmuyor o işte. Öyle bir şey yok yani öyle bir. Yani o zişur, o zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi. Buraya atıf yapabilirsiniz. Mestebi Nuriye 17 diye şey işaretleyeceğiz. Kendi kitabınıza. O Resul'un söyledi. O alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zişurun mirat ruhuna misafir olup İrtisam ve temesül ile geliyorlar. Abiler eğer e, ayna denilince e, dişsaldır, mülktür. Ziya şey Mirat denilince seni de, dönüştüren, değiştiren, seni yapılandıran toprak mirattır. Ayna değildir. Çekirdeği dönüştürür. Su öyle değil ama. Mesela dışsal Seni gösterir. Aynadaki gibi. Şimdi o alemler ziyaret edince ne yaptılar seni? Onun için söyle. Mirat oldun. Seni dönüştürüyorlar. Gözüküp kaybolmuyor yani. Mübadele mi yapıyorlar? Evet bedelleniyor. Ya yani bir daha. Şöyle lavaya gittin şey. E, Mehmet. Çekildin kayboldu değil mi? O öyle değil. O alemler gelince seni mirat olur deyince. Mirat-ı ruhuna ruhunu dönüştürdü. Öyle gözüktü diye böyle şekil değil bu. Mirat-ı ruhuna mirat görünce seni dönüştürendir. Değiştiriyor. Misafir olup. İrtisam ve te ve temsil ile geliyorlar. O adamlar geliyor, o alemler geliyor. Biz bir yere gitmiyoruz. Yalnız şeytan gidip geliyor. Şeytan daimi değil vücudumuzda, girip çıkıyor. Nefs emmare ise ve manevi ve maddi nefse bize bağlı, devamlı. Onun için bunlar daha beter. Heva şeytana bin katar. Tabii canım, şeytan bir şey de girip çıkıyor. Ser, senin birisi yani. Tuzakları belli. Heva öyle değil ki. Kendini ilah, şeytanı ilah edindin mi demiyor ki Kur'an'da. Kendi nefsini, kendini, birbirlerini ilah edineni görmedin mi? Şeytanı susturabiliyorsun abi diyor. Bir şeytanı hakikat diyor. Evet. Ama nefsi emarede daha ağır mertebeye, daha şiddetli mertebeye çıkıyor. Diyelim ki yani maddi nefsi emareyi susturdum. Manevi nefsemare hava devreye giriyor. ama nasıl? Ama diyor diyor ki şu hakikat diyor şeytan ama dahi teslimi silaha mecbur evet. etti diyor. Şeytan o ama manevi nefsemari cehennem bile susturmamış. Evet. Ancak onunla susuyor. Kasamında var ya maddi, maddi manevi nefsemare. O büyük zatlar diyor nefsini öldürdükleri halde gene bağırıyorlar nefisten. Ya kendilerini çok şey görüyorlar. Merak ettim diyor. meğer onların bağırdığı maddi nefsemare değil manevi nefsemare o damar diyor hi. Evet. Körlüsiyat işte bu heva var ya. O heva nasıl oluşur diye merak ettim arkadaşlar akşama. Volta atıyorum. Heva nasıl oluyor? Ne oluyor ya Allah küsüp darılıp gittiği zaman o heva kendini ilah ediniyor. Allah varken kendini ilah edinemez. Peki müjde nedir burada? Kendi nefsinizi ilah edilmeyip edilmeyene Allah vardır. Allah şu anda bizde tayin ve teşahhus etmiş ki hevamızı ilah edilmedik namaz kıldık. Oruç tutu. Oruç tutan müjdeler olsun. Oruç tutan hevasını ilah edilmemiştir sarahaten. Oruç tutmayan tutabildiği halde özürsüz kendi hevasını ilah edilmiş. Onun için müjdeler olsun. Acana Abu Hak tayin ve teşahhus ediyor oruç tutanda. Çünkü hevasını ilah edinene Allah yoktur. Allah darılması kendisini ilah edindi. Kendisini ilah edinenin İslamiyet'in son çizgisi. Usta da diyor ki Oruç ben insan, insan ismine layık mıdırlar diyor. Ya çok acayip şeyler ya. Duruyorum böyle bir şey yapıyorum mu yani tuhaf 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 şeyler ya bu bunlar. Allah dedim hakikaten bende olduğunu nereden bileceğim? Hevamı terk et dersem, Eğer Allah yüz çevirirse hevasını ilah edinir. Hatta bunu peygamere söylüyor. Inhu ve illa vahiyun O hevasından demiyor. Hevası var. Heva vücudu yok ama o varlık değil, mahluk değil ki Allah tayin ediyor. La arkadaşlar Meleklerde heva yok ha? Hı -hı. Nefse şey yok ki nefse mariler. Hava yok ki. Bizi hava ile meleklerden imtiyaz kazanıyoruz. Çok tuhaf yani. Hı -hı. Allah peygambere söylüyor. Peygamberde var. O niçin var? Allah taayyum ve teşehhus ediyor. Allah taayyum ve teşehhus etmese ne olur? Yüz çevirirse kendini ilah edinirsin. Kendimi ilah edine, edinmenin dışsalı nedir? Bir, bir tane sebep var. Namaz demiyor. Oruç tutmaz demiyor ki başka şey. Namaz kılmayan demiyor. Oruç tutmaz. Çünkü İslamiyet'in şairi azamların en son çizgisidir diyor. Yani onun için müjdeler olsun. Oruç tutabilene hevasını ilah edilmeyen kişiler. Ne demek o? Allah yüz çevirmemiştir. Of. Yani He. Ee, sırrı insaniye verilen emanet değil de sırrı insanlığın bir sıfatıdır diyebilir miyiz acaba heva için? e, ee, sırrı insaniye aittir Allahu alem. Zaten oraya şey yaptı. sır-ı insani içerisini bilmemekle beraber e, şundan anlıyoruz tabii. Ramazan'da oluyor bu. Ramazan olmasa bu kadar hevayı ben oruç ben nereden bir şey yapacağım ya? ister istemez. Ya bu nesidir ya? Ben azap çekmemi istemez ki Allah ya. Bugün oturuyorum. Ya bu dedim kim azap çekiyor? Hakikaten ben miyim? Yok diyor. Usta diyor ki nefis ağlamasına mukabil ruh gülüyor. Ulan nerem gülüyor dedim ya. Dur bakayım. Oturuyorum düşünüyorum adamda. Ya dedim ne, aynı öyle geçiyor ya. Nefsin ağlamasına mukabil ruhu gülüyor. Dur bakayım. Ha oturayım bakayım. Nerem bakıyor. Allah Allah. Bundan kafadan aşağı hiçbir tanesi bağırmıyor. Açlık yok, susuzluk yok. Ağız var, buruşuk var, kafa şey böyle. Buradan yok. Allah Allah dedim. heva. Buradan yukarı Dinliyorum bakıyorum. Ee, sonra nasıl oluyor dedim. Kalktım. Elime kalem aldım. He, oruç olmasa o haletleri bunları düşünmeyecektim. Tefekkür etmeyecektim. Bu heva yazılmayacak. İster soruyorum. Acaba ben hevamı ilah edindim mi? Kendimi kendimi ilah edindim mi? Ben bu dersten çıktıktan sonra bir şey almadan ne çıkayım ya? Ben öyle havada uçuşan bilgiler istemiyorum. Şey heva, a, Hevamı ilah edin mi mi? Oruç tutuyorsan denildi. Oruç tutuyorsan kendini ilah edilmedin. Çünkü ilahlık oruçla alakalıdır. Namaz ve zekat. Ekulazü bir Rabbin nas şeyle alakalıdır. Namaz rububiyet, kulezu bir Rabbi naz. Namaz kılan Allah'ın rububiyetini kabul edendir. Melik nas, zekatı veren Allah her şeyin sahibidir diyendir. İlahin nas, oruç tutan sen ilahsın ben değilim. Mevhum bu, vücutları yok yani. Mahluk değiller yani, vücutları yok. Nefsin mevhum, Dini kırar bu. Heva işte. Manevi nefsi amel. Vücudu yok ki. Manevi. Zaten madde olsa Allah kainata sığmadı. Beni seven müminin kalbine sığdığım diyor. Allah kainata sığmayacak. Kainatın içinde yeri bile belli olmayan insana nasıl sığacak? Ha insanda e, madde olmayan bir tarafı var. Madde değil yani. Ki, maddeye sığmaz haşa. Halik mahluka sığar mı? O zaman insanda bir şey var ki mekansız mekan. Vasıfsız vasıf. Vücutsuz vücut. Yani böyle acayip o işte ondan sonra kavram, kelam. Mesela Adem niye oluyor diyorum ya Adem. İki de bir geliyor. Ya ben benden başka benim içimde kimse yok ki. İyi şeyleri düşünüyorum. Hemen yok diyor itiraz geliyor. Lan kardeşim sen kimsen kime çalışıyorsun ya? İçi düşünce ne de Adem varmış. Bir şey düşünüyorum hemen itiraz geliyor. Bir şey çözüyorum hayır diyor. Lan kimsin siz dedim ya. Ondan sonra şunu yazdım. Düşüncelerde bile Adem var bir şeyi düşünüyorum hemen o anda onun karşıtı düşüncelerim belirliyor. Ona ben neyi ne kadar sürdürüyorsan düşüncemi aynı o adam bana rağmen o da tersini sürdürüyor. Sonra baktım ki demek ki düşüncelerde de adem var ya. Sonra baktım ki vay zıtların cemiyim. Oh elhamdülillah ya meleklerden imtiyazlıyım. Ya da tersi abi o ademi potansiyeliniz olmasa onları düşünemiyorum. Düşünemem ki. O, o melek oruç tutar mı? Ondan sonra bunlar Adem'in tarafı. mı? düşüncelerim arkamda ya. Sen ki, ne kadar düşünce yükseltiyorum o nispetten karşıtları yükseliyor. Ne kadar fikir egzersizi yapıyorum, yürüyorum o da geliyor ya. O da geldi. Onun için diyorum psikoloji <laughs> sıkıntısı var. Ya bunlar ben niye kötü hissediyorum kardeşim? Kötü hissettiğine şükret. Melekler de kötü hissetmezler kendilerini. Hiçbir sığır gördün mü? Moralı bozuk, psikolojisi bozuk. Hiçbir sığır gördün mü? Akıl ah, ona ah, batsın bu dünya. İntihar eden bir sığır gördünüz mü? İntihar eden melek gördünüz mü? Şeytan bile intihar etmiyor ya. Bir mahlukatta intihar eden bir akrep var. Nasıl biliyor musun? O da harice. Mesela akrep hiçbir şey, şeydir. Akrep kördür. Ayaksız ilandır. Akrebi yürüyor değil mi? Adana'da yaptılar. Ben askerlik orada yapmıştım. O zalim şeyle komutan denediler yani. Gözümüz önünde oldu. Şu çemberine, şu akrebin etrafına benzin döktüler ince. Yani ince bir daire. Ee, akrep, Adana akrebi çok fenadır. Bir böyle gitti ateş. Geri döndü. Böyle gitti, böyle gitti, böyle gitti, böyle gitti. Her tarafı denedi. Böyle, böyle, böyle. Ondan sonra kuyruğunu getirdi, kendisine batırdı. İ i̇ntihar yani niye kördür? Bizdeki karşılığı nedir? Fıtratını bozan, insanları yanlış yollara sevk eden hem ayaksızdır hem kördür. Yılan ve akreptir. Akrebin bizdeki karşılığı. Geniş düşünün, şey yapacaksın. Sofran yoksa, manevi sofran yoksa, cemaatin yoksa, vallahi benim için yüzde beş düşünemiyorum Risale-i Nursuz, cemaatsız, nasıl yürürüm, nasıl yaşarım, nasıl nefes, nefes alırım, yapamam yani akrep gibi sokarsın. Ancak nefes alıyor. Yani aynı bu ateş vardı ya. Sanki cemaat derslere girmek sanki buradan bir kanal açılmış. Oraya gitti, oraya gitti. Kanal olsa çıkacak. Biz kanal, kanal burası ya. Liman. Hadi bakalım devam. Hayat, evet kaldığımız yer burasıydı. Hayat, Zat-ı Zülcelal'in en parlak bir burhanı vakteti, en büyük bir madeni nimeti ve en latif bir tecelli merhameti en hafi ve bilinmez bir nakş-ı nezihi sanatıdır. Arkadaşlar hayat Allah'ın dışında yaratılan her şeyin hem evelidir hem ahirisidir. Onunla yapıldığı için eveldir. Bütün her şey onunla bilinebilmesi lazım. Hayatsız her şey dağ dahi olsa yetimdir, mağdumdur hayatı. O oluşundan dolayı burhan-ı vahdetidir. Vahdet nedir vahdet? Neydi? Evet. Abiler Allah'ın birliği değil bu. Vahdet. Yani kainatta cennet, cehennem, arş, kürs, cebrail, mikail, İsrafil dünya, deniz, dağ, tepe, domuz, akrep, sığır, koyun, keçi. Ne kadar şeyler var. Bozanlar, fırtına, yağmur, efendim yer çekimi, yer itmesi, karanlık, aydınlık, iman, kebi. ne kadar zıtlar var. Sistem görüyor musunuz ne kadar zıtlar. Uuu baş döndürücü. Bu sistem böyle içeride zıtlar çalışırken baktığın zaman si sistemin bütünlüğü var. Sistemin bütünlüğüne vahdet. Bu e, bu si sistemin bütünlüğüne vahdet bunun sahibine de tevhid denir. Onun için hayat yılan da hayattan yaratılmıştır, şeytan da hayattan yaratılmıştır, melek de hayattan yaratılmıştır, cennet de hayattan yaratılmıştır, cehennemde, cansızlarda, canlılarda. Zıtlar ama hepsini bir e, işlevi var, bir vazifesi var, misyonu var. Bütünlük içerisinde zıttıkları yapıyorlar. Verilen rolleri oynuyorlar. O zaman niye Bediüzzaman be, hayat dedi Zat-ı Zülcelal'in en parlak bir yönü var? Evet, e, Zat-ı Zülcelal'in Zat ondan daha çünkü Allah'lık hakikati, isimler, esmalar, ilimler, iradeler hep orada tebevn ediyor. O zeminde yani. Hayatı kaldırsan ne olur mesela? Mehmet sen ne hayat... Şöyle bir şey diyebilir abi mesela. Evet. Hayat sistemin e, vahdeti diyebilir. Ya sistem ne öyle olur mu? Yani Zat-ı Zülcelali abi. e, Zat Zülcelali nedir? E, Allah'ın esma ve sıfatı değil de şimdi bu e, bir burhanı vahdeti anlatmak istedim ben bunu. Zata geçmedim. Vahdet nedir diye. Şimdi vahdet ne deyince ne diyeceksin? Allah'ın birliği mi diyecektin Değil işte. Sistemin birliği. Bu benim tespitim değil ki. Bu benim e, ilmi ki kelamlarım ve Risale-i Nur'daki tabirlerdir. Biraz önce kavram dedik. İşte vahdet nedir? Sistemin birliğidir. Tevhid o sistemin sahibidir. Mesela ehadiyet. Ben mi şey yapmışım? Her bir damladaki güneş. Ehadiyet. Vahidiyet nedir? O damlaların toplamıdır. Şimdi Burhan-ı Vahdet, cenab bu Hakk'ın zatına gösteriyor. Çünkü niye? Hayat ismi azamdır. Yani bütün isimleri zatında cem ettiği için zata bakıyor. Perde kullanmamış. Bir hayatsız bir cisimle bir hı. arayı kıyas etti. Arı da hayat olduğu için bütün kainattan irtibat kurar dedi değil mi abi? Evet. Bütün nebatata, bütün bitkilerle alışveriş olur dedi. Hı hı. Yani bu da hayatın en düşük mertebesi olan hayvanata nazar verdi. Hayvanatta hayat böyleyse insana geldi. İnsan da kalbiyle, ruhuyla o hayat... O alemleri geldi bütün alemlere irtibat kurar, Kurdu. olur dedi. Evet. Ondan sonra insanın ise yaptığı icraatı nazara verdik Ondan sonra işte hayat. Evet, şöyle anlayalım. Zatı nasıl gösteriyor? Abiler bir hayatınızı hayatınızdan çıkarır mısınız? Ne olur? He? çıkartamam çıkart. Ne, neyin kalır? Hiçbir şey. Ha. Onun için zatı gösteriyor. Direkt zat. Ama gözü çıkarır mısın? Basar. Ama ha, kulağın var. Semiyi çıkart. Kulağı çıkart. İşitme. Hayatım var gene. Hayat perdesiz geliyor fakat giderken perdeli gidiyor abi. Nasıl yani? Hayat perdesiz geliyor. Perdesiz. Mülkü de melekütü de, de perdesizdir diyor. Fakat giderken Azrail Resulü diyor. O diyor ki hayal. Hayat gidiyor ya. Onu gitmiyor. Sememet biraz böyle iyi yastan bir şey diyeyim sana. İyi yastan ama. Zahirde her şeyin bir mülkü var, bir melekütü yok mu? Hmm. Her şeyin bir gözükeni var, bir de gözükmeni var. Bir anlatılan var, bir de anlatılamayan var. Öyle mi abi, e, Kur'an'ın merhameten avam olduğu için ilk muhatabı hepimiz. E, şeydir %80 diyor değil mi? E, cennetten bahseder, gaye gaye yapmasını söyler, cenneti gaye yap. Yani Allah cenneti kazanmanızı ister diyor ayet, değil mi kabul? Evet. Ama e, der ki 50 tabakasına yani alim, ulema cenneti gaye yaptırmaz. Ha? ha, demek ki böyle. Şimdi Azrail aleyhisselam zahirde gelir. Mülk tarafı böyle. Canı aynı anlatıldığı şekilde aynı öyledir. Teslim ediyoruz öyledir. Azrail aleyhisselam gelecek ruhumuzu alacak. Batındaki manası ise Azrail aleyhisselam gelmeyecek zaten burada. Gidecek yani. Ruhu bedende tutan Azrail'dir. Aklımı burada tutan Cebrail'dir. Cebredicidir. Cebredici güçlerdir. Ceberut alemi burada zaten. Yani Azrail gidecek zaten burada. Gelmiyor ki zaten var ya. Ama bir yerde demeyeceksin bunu. Bunu anladım. Ha şimdi niye zatı gösteriyor? Bak basarı kaldır hayatından, hayatın devam ediyor. İradeni kaldır deliler. İradesi olmayan ağaçlar var. Gözü kaldır. Ama hayatı kaldır bakalım hangi sıfatın kalır? Hiçbir. Onun için zatı gösteriyor. Sonra en büyük bir maden nimetidir. Maden madem niye en büyük dedi? İhlas için söylüyor. En büyük hakikat, en büyük esas. Onu çıkartırsan mesela Müslümandan ihlası çıkart. Ne oluyorsa insandan hayatı çıkar hiçbir şey yok. Hayatı hayatımızdan çıkarırsak hiçbir şey kalmaz değil mi abiler? Bu hayatı da hayatlandıran nedir? İmandır abiler. Hayatımızdan hayatı çıkarırsak ne oluyorsak bir hayattan da iman çıkarsa aynı böyle oluyor. O zaman tersini düşün. Hayattan hayatı çıkarırsak bir şey kalmadığı gibi hayatımızı hayatlandıran imandır. O zaman tersini söylüyorum. Hayatına imanı vererek Allah sana ne verdi? Hayatına imanı vererek Allah sana ne verdi? Allah. Kendini verdi. Allah kendisini verdi. İmanın içeriği Allah'tır. Daha ne verecekti ya? Yani? Hayatına diyor. Hayatı veren zat-ı zülcelal'e göre hayatına bak. Dördün şu an. Ya Allah kendisini bize verdi. Nereden biliyoruz? İmanı vererek. Yo. Yoksa bunu öpmeseydik din adına ne kadar kara kaplı insanların uzantısı olan beyaz ellerini öpecektik. O o cevizi sana getiren mendil ve o kabuğu bile öp diyor Risale'den. O mendile sarılan hediye. Bundan daha ne olabilir? Daha ne diyecek ya? En büyük. en büyük nimet diyor. Ha, hayatı vererek. Yetmiyor bak. Seni halk ediyor. Bunu hayatını veriyor. Hayatını hayat olan imanı veriyor. İmanı vererek kendisini veriyor. Daha ne verecek ki Müslüman'a Allah? Ne verecek? Kendisini verdi. Allah kendi Allah ki Allah kendisini bize verirse ne olur? Allah'ın mülkü senindir gör. Peki nasıl anlarız bunun şuurunda eren adam maddeyi, mülkü putlaştırmaz. Melikin naz. Melik ve malik oldukları maddi ve manevi zekatını verir. Sadakasını verir. Hizmette harcar. Yani malik zannetmez kendisini. Kulazı bir naz. Melikin naz ilahi Malik zannetmez kendisini. Tevzat memuru bilir. Putlaştırmaz. Sonra en latif bir tecelli rahmeti en latif. Aa, bizi konuşturuyor, hissettiriyor, zevk ettiriyor, memnun ettiriyor. Allah ım, Allah ım, bak şu anda ne yapıyor? Kendisinden bizi memnun ettiriyor. Bir daha Cenab-ı Hak şu anda ne yapıyor? Hani imam o zaman sormuş ya, zındık. Allah ne yapıyor demiş? Gel sana söyleyeceğim demiş. İnmiş kürsüden. Sonra demiş ki çık. Allah seni bilince o çıktı. Allah seni kürsüden indi dedi beni çıkarttı. Ben de bana sorsalar Allah şu anda ne yapıyor? Allah şu anda kendisini bize zevk ettiriyor haz alıyoruz yani. Hazaldığımız aldığımız Cenab-ı Hakk'ın çocuk anasını Nemer gibi fik Allah'a fikren hazalmak, almak, hissen almak, vicdanen duygusal olarak almak, latife olarak almak, muhabbet. Vedut ismine mazar evliyalar kainatın pencereleriyle vacip vücuda seyrediyorlar. Metsup olmuşlar. Bir isme mazar olmuş Vedut ismine. ev işte ama Risale-i Nur hangi isimlere mazar? Nur <laughs> Hakim, Rahim. Allahu Allah Ehad. Allahu Ehad verme vererek altı tane ismi ismi de vermiş oldu Ferdun Kayyumun Hakim adı Kudüs. Ya şimdi Allah ne yapıyor tövbe sonra? Şu anda Allah görüyor mu bizi? Allah biliyor mu? Biliyor. Şu anda kendisini kendisine kendisiyle zevk ettiriyor. Niye söyledim? En latif bir tecelli merhameti. Şu anda merhametini açmış. Bu bu sofra nedir? Maide-i Kur'aniyedir e, maide-i Kur'an'ı Kur'an sofrasıdır. Sofa, ehli sufa. O sofra ehli demek. Sofranız herkese almazsınız. Se herkeste seyahat etmezsiniz. Herkeste ticaret de yapılmaz. Teceli rahmet şey, Perdesi vermesi. Evet. Şu anda Mehmet şu andaki halimiz değil mi ya? Yani? Şu anda azalmıyor musun? Huzurlu değil miyiz? Ya işte bunu yapıyor. Tecelli, tecelli merhameti. Abi şimdi en ilginç yeri şimdi okuyacaksınız gibi geliyor? Evet. En ilginç yeri. Beni en çok çarpan. En la en hafi. Ben de öyle dur sus bir şey okuyacağım diyecektim. En hafi ve bilinmez bir nakş-ı nezih sanatıdır. Yani ne kadar çalışırsan çalış kendisini kendisiyle şey yapamıyoruz, tanımlayamıyoruz. Hayat en hafi hala en gizli. So bunun hakkında ne, neler yazılmış? Hayat hakkında neler olmuş? Ulema hakkında neler yazılmış? Ama gene hala hafi, hala gizli. Sonra bilinmez bir nakş-ı sanatıdır. Yani nasıl bir şey? Bilmiyoruz. Ancak hayatın eserleriyle bu konuşuyoruz. Yani dış sallarıyla hayatın kendisini bilmiyoruz ki. Bir şey diyecektin Her şey hayattan yapıldığından dolayı her şey de görünüyor yani. abi. Bir de dolayı görünmüyor. Her şeyi gösterdiği için kendisi gösteriyor. Bu da dıssal yani gene hayatın kendisi hayat neymiş? En nezih, en bilinmez bir nakşi nezihi sanatıdır. Yani nasıl bir nezih sanatı? Bilinmez, hafif. Hafif ve dakiktir. Çünkü enva hayatın en etnası olan hayatı nebat ve o hayatı nebatın en birinci derecesi olan çekirdekteki ükte hayatiyenin temet tenebü. Yani şuraya bak çekirdeğin içerisinde çekirdek dediğimiz o tuttuğumuz değil Muaz. Çekirdek dediğimiz o tuttuğumuz değil. Karbonhidrojen azot oksijen. Orada çekirdekte olup çekirdek olmayan yazılım. Ha, onun adı ukde-i hayatiye. O da hayatlandır. Bak ukde-i hayatiye. Hayat düğümüymüş. O hayatı nebatın en birinci derecesi olan çekirdekteki ukde-i hayatinin tenebüğü. Yani uyanıp açılarak ne şu nema bulması o derece zahir kesrette ve mebzuliyette çok yani her taraf hayatla dolu. Ülfet içinde zaman Adem'den beri hikmeti beşeriyenin nazarında gizli kalmıştır. Hakikatı hakiki olarak beşerin aklı ile keşfedilememiş hayat. Hakikatı hakiki olarak Beşerin aklı ile keşfedilememiş. Hem hayat o kadar nezi ve temizdir ki iki veci yani mülk ve melekut vecileri temizdir, paktır, şeffaftır. Desti kudret esbabın perdesini vaz etmeyerek doğrudan doğruya mübaşeret ediyor. Doğrudan doğruya Allah direkt şey yapıyor, tecelli ediyor. Allah hiç sebep kullanmadığı şey hayattır. Direkt Allah yapıyor. Direkt hiç hiçbir sebep yok. Allah tutuyor seni. Allah perde kullanmıyor hayatta. Direkt hayatla Allah Allah ile şey olmuş. Hiç kullanmıyor. Peki ben hayatla varsam perde de kullanmadığına göre neyle varım? Her neyse. olacaksın? O için Allah'ın nuru semavatı vel ard. Allah eveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bunu bilenler ve huve şeyin alim. Ancak alim olur. Biraz anlar. Yani Allah bana evelimdir. Bak şimdi. Her şeyin öyle değil mi Allah? Evelidir. Benim evelimdir. Allah benim ahirimdir. Zahirimdir. Batınımdır. Bunu idrak edersem pekmezten karmasıyla ve huve şeyin alim. Şimdi nedir peki? Allah hayatta sebep kullanmıyorsa, bu hayatla her şey yapılmışsa Allah direkt işin başında. Allah yapıyor, Allah yapıyor. Hiçbir şey yok. Ha, hayatın üzerinde işte geldi, gitti, çaktı, yaşadı, karanlık, aydınlık. Bunlar üzerindeki, hayatın üzerindeki Allah e şey, esmaların cil ve cemal nakış sanatıdır. Bak desti kudret, sebep, hiçbir, hiçbir sebep kullanmıyor hayatta. Yani üzerindeki üzerindeki hayatın üzerindeki oynayanlar var ya cismaniyeti şu. Karanlıktır, aydınlıktır, beyazdır, gitti, geldi falan. Bunlar esma. Ama bunları böyle şey yapan, aslı olan her şey Allah hayatla. Hayat nedir bilmiyoruz ama Allah perde kullanmamış. Hiçbir perde yok. Direkt o ya. Peki ne demek? Biz neredeyiz o zaman? Öyle. Biz içinde de değiliz. Dışında da değiliz. Eveliz Allah'ın. Allah'ın esmasının eveliyiz. Allah'ın Allah esmasının Allah esmasını ahiriyiz. Allah'ın esmasının zahiriyiz, Allah'ın esmen batınisiyiz. <laughs> Donmuş diye Yunus diye bir isim vermişler. Diye. Peki Ağaçla, taşla, patrakla, hayvanla görünüyor hayat. Nasıl perdesi oluyor <laughs> hayat o gözüken değil ki o. Onun üzerindeki kudret malzemesi vesaire. Ee, onun gözüken demiyor zaten. Hafi ve bilinmez. Arkası. Şöyle denir mi acaba? Yani hayat onunla görünmüyor da o kendisini hayatla ifade etti. O da, onu da dersin ama yani tevilli şey olur. Hayat her şeyin aslıdır, esasıdır, özüdür, bilinmez, hafi, nezi bir sanatıdır. Yani o hayat zemininde her şey şekil alıyor. Ondandır her şey, o değildir haşa yüz bin defa haşa. Ondandır hem o os değil hem o yani o ağacı meydana getiren hayat kimse görmüyor. Ağaca bakınca kim hayatı görüyor? Ha, kimse görmüyor. Ağacı görüyor. Hayatını görmüyor ki. Kim hayatı gördü ağacın? Ağacı görüyor. O ağacın kendisi hayat değil ki. Hay hayatı gören yok ki. Hayatta oluyor. Nerede oluyor? Ne bileyim hayatı bilmiyoruz ki. Bu ağaç hayat değil ki. Hayattan yapılmış ama hayat değil yani. Bu ağacın melekutu var. Sen mesela zahirde sen susun ama Zahirini gördüm. Şimdi bana göre arka tarafın, ruhsal tarafın gayb değil midir? Aa, gözümün önündesin ama gaybsin. Daha ben senin ruhunu, itikadını, hissiyatını, vicdaniyatını, kalbin derinliklerini... Sen bile bilmiyorsun senin kalbini de. Ben nasıl bileceğim? Gayb değil midir? İhtiyacını, iştiyakını, meyilini, incizabını, itikadını, u beka hislerini... Nerede? Yani bilen çıkıyor tabii. Bilen çıkıyor. Yani... İsmahaya mazarsan. mazarsan, mazarsın. Neyisen, değilsindir. Evet, yani ne olur İsmahaya mazar olursan, hayatla yapılan her yerde tayyün ve teşahhüs edersin. Başka nazar alma bu söylediğimi. Onun bir de ters tarafı var. Üstadın dişleri nasıl döküldü? Bir yerde İslamiyete saldırı olursa, onun acısını da çekersiniz ya. Ne zor bir şey abi. Bir gecede dokuz dişi düştü. Çünkü hissiyat-ı insaniye ruh seviyesine çıkınca Arabistan'da oldu, Azerbaycan'da oldu, Libya'da oldu görmüyor. Hepsi bütün alemistan, bütün şeceri hilkat bedene donmuş bu oluyor. Libya'da burası, Çeçenistan burası, Mısır burası, Irak burası, Suriye burası. Nasıl o ayağım ağrıdı, o dişim ağrıdı, o kolum ağrıdı nasılsa bütün alem kendisi ise kendi hissiyatı olmuş. Bütün alem donmuş bu olmuş. Ne demek bu? İsm-i ma mazar olursan, hay ismine mazar olursan hayatla yapılan her şeye talukun var. Bir daha. Hay ismine mazar olursan hayatla yapılan her şeye talukun var. Her şeye taluk ettiğin için benim ruhum ve hayatım tırnağıma, saçıma taluk etmiyor mu? bütün alemleri arşı, kürsü, cennet, cehennemi, Suriye, Irak, Mısır, Türkiye, şurayı bir yani onun dışında olur mu? Hepsi bu bedende. O bizim için Suriye'dir. Ustad için bir hücredir o. Sen abi şimdi bak hani İsmail'e basılmazsa üç kişiden bahsediyor ya. Afrika'da gelen Marum Geri, Hayat Mesela buradayken de o taraflara gidip geldikleri gibi şu an oradalar. Buradalar. Ama buradaki tasarrufları devam ediyor. Ya da başınızda diyor ya. Evet. Mesela bir şey söyleyeyim size. Kim vardı orada? Şahidim. Ustadın e, köyüne gittim. Adam tanıdı bizi. Cami imamı. Cuma günüydü. Cuma günüydü. E, dedi ki bana tanıdı. Sen sohbet yap dedi. Nurcu'ydu. Tamam yapayım dedi. Cuma Ustadın köyünün ima, e, cuma vaazını bana verdi. Kim vardı yanımda ya? Birisi vardı ya. bir kardeşlere gitmiştik. Canlı yayından da çıkar kimler var. Ondan sonra oturduk. Sağ tarafımda o ustad kaçmış ya Avusturya'ya gelmiş Rusya'dan. Aynı o. Aynı o değil. Aynı öyle şey. Böyle sarmış böyle sarını. Sağ tarafta. Allah şahit olsun. Yalana şahit ederiz kafir olur. Ondan sonra bir de bir tuhaflık var bende. Oturduğum yerde vaaz etmiyorum. Bazen dolaşıyorum kalkıyorum. Ondan sonra bazen sitem ediyorum. Ulan bütün dünya sizi biliyor. Bu köyü biliyorsunuz. Siz bir okumuyorsunuz dedim. Yani. Niye okumuyorsun bu köylü olacaksın ustadın köylü? Adamlara konuşuyor. Adamlar yukarı garip, garip Şu sağ tarafta tam senin olduğun yerde bir aynı o saat. Latife yapıyorum. Millet gülüyor. Kızıyorum. Biraz kızarıyorlar. Onda hiç kıpırdama yok. Ne takdir var ne tengin. Böyle aynı. O Avusturya'dan şey yapmış. Allah Allah. Ya demek ki ustadı taklit eden burada aynı içimden geçiyor. Ustadı taklit ediyor. Yani, muhabbetinden dolayı kölüsü ya. Aynı o. işte 40 yaşlarına bir şey. Ondan sonra o, o da böyle bakıyor. Yani tanışacağım da cumadan sonra. Kardeşim cuma bitti. Neyse döndüm. Cumayı kıldık ve sen oldu. Adam adam yok. Allah Allah. Ya Allah aşkına kimler var diye ya yanımda ya. Ondan sonra adam yok. Sonra dedim hocam dedim ya sağda bir böyle ustad gibi nerede dedi ya. Sağda dedim. Yok dedi ya. La sağda böyle şey vardı dedim ya böyle sarmış adam burada. Ondan sonra köle yok dedi ya hocam dedi köyde bu köyde öyle bir adam yok dedi ya. Ama ben şahit olduğumu söylüyor. Yani bunlar kelamet manası, manası değil ha. Temesulat var yani. Yani sen benim köyüne gittin. Allah kadar olmaz mı ya? Ondan sonra kalk. Kalk o adamı görmedik. Görmedik bir daha. Ve hocaya soruyorum böyle bir adam. Şu sağında duruyor. Yok öyle bir. Sağında diyor. Görmedim diye. Öyle bir şey görmedim. Köy, ö, köyde öyle bir adam yok. Çok atay, acayip. Ne gülüyor ne kızdığıma da etkileniyor. <laughs> acayip bir şey. <laughs> Tuhaf yani. Neler? Tuhaf bu alem ya. Sırlar alemi ya. Acayip bir şey. Ha şunu bitireyim. Destek kudret esbabın perdesini etmeyerek. yani bir daha bunu çok önemli mühim olduğum için söylüyorum. Hay ismine mazar olanlar hay ismiyle sıfatıyla neler yapılmışsa hepsine camidir. Hepsi hissi ve duygusu gibidir. Bizim için Suriye, Libya, Çeçenistan, Türkiye şurası burası seçim seçim, hariçtedir. Onlar bütün sellenmiştir. Bütün o vücut olmuştur. Dişim ağrması, kolum ağrması, tırnağım ağrması, neyse bütün o alem İslam'daki bütün güzellikler ve çirkin şeyler hepsini kendi hayatlarında hissederler. Çünkü cüziyetten külli olmuşlar. Cüz kül olmuş. Cüzi hayatı, cüzi külli bir hayata inkişaf etmiş. Evet. Desti kudret esbabın perdesini vaz etmeyerek doğrudan doğruya mübaşeret ediyor. Doğrudan doğruya. Doğrudan doğruya. Hayat ismi. Evet. Hayat bu. Evet. Desti kudret esbabı vaz etmemiş. Hayatta va şey yok. Esbab yok. Yani <laughs> onunla e, onunla bir şey yapar. Hayır. Onunla bir şey yapmaz. Esbab yok. Yok. Yani yakınlık, beraberlik yok başka bir şeyle. O. Doğrudan doğruya mubaşeret ediyor. O yapıyor yani. Doğrudan doğruya. Fakat sahil şeylerdeki umuru hasiseye ve kudretin izzetine uygun gelmeyen napak keyfiyatı zahiriyeye menşe olmak için esbabı zariye perde etmiştir. Yani e, mesela direkt Allah itiraz olmasın diye ya bunu niye trafik kazasında öldürdün? Ya bu niye kanser oldu? Ya bu şey falan yani napak pak olmayan şeylere insanın zahir nazarında Takılan şeyler var ya, niye böyle gidiyor ya, niye böyle oluyor dediğimiz şeylere direkt Allah'a gitmesin diye perde kullanıyor ama hayatta kimse bilmediği için... Ha için evet, hayatın mülk ve melikütü perdesiz. Yani tamam. öyle bir eksiklik yok, e zıtlık yok. Var. Allah direkt yapıyor. Yani mesela, bütün alemleri gösteriyor mesela. O, ha ismine mazar olmuş ya, hay ismine mazar olmuşsa... Yani bizim kafa dediğimiz şey onların artık lefi mahfuzu. Yani ben kafamda dolaştığım gibi aynı rahatlıkla lefi mahfuzda dolaşıyorlar. Kalbimde dolaşıyorum ya kalbi duygularla falan. Arşta dolaşıyorlar. Böyle muhabbet, şevk, surur, ruhta dolaşıyorum ya mesela ruhta şevk. O arş azamdadır. Huzur denilen şey kabı kayıp sendedir. Yani ben şunu demek istiyorum. Vücut hepsini cem ettiği için bu insanlar cüz iken külli oluyorlar. Cüz'i iken külli yemazar oluyorlar. Onun için nazarlar onların külliidir. Ondan insanlar korksa onlar korkmaz, üzünlenirse onlar üzünlenmezler. La hafum ve lahum on. Böyle. Yani bu, bu şey gibi gözüküyorsun ama bütün hayat temerküz etmiş böyle. Bütün sinyaller bunda. Yani sinyaller bunu alıyor demek istemiyorum gene. Vücut donmuş 18 bin alem olmuş böyle onun için hissediyorlar. Alem-i İslam'ın sıkıntısını direkt ruhumda hissediyorum deyip dokuz tane dişi sıkıntıdan bir günde düşmüş. Ama sıkıntıdan, alem-i İslam'dan dolayı ben bir defa e, yemek iştahım gitmiş zannetmiyor. Yani e, hisset. Evet. Vahdetin, vahdetin delili olarak bir zerreyken bir alem olabilmeyi, yani ben kendi şahsa adına konuşuyorum bir zerreyken bir alim olabilmeyi vahdetin delili olarak anlıyorum. Lakin ehad ismine masaliyeti bir türlü kafama yatıramıyorum. Bu nasıl bir şey? Ben ne olmalıyım ki abi? Evet. Yani Nadir abi olması lazım rahmetli. Ee, yani dır de, der ki abi nasıl yapacağız ya sen dijital ekranda görüyorsun biz mekaniz. Yani diyor ki bak cüziyetten cüzi nazarını külli çevir. Yani bir şey bakarken bütünsel bak diyor bak. O'ndan öğreniyorduk yani. Diyor ki bir elmaya bakarken bütün elmaların nazarıyla bak. Yani cüzi nazarını cüziyete hasretme. Cüzi nazarını külliyetle bak o cüzi kül olsun. Mesela diyelim ki kabire gitti. Yani adam şöyle düşünür. Cüzi nazarını cüziyete hasretti. Ulan ne yapacağım ya ben hesap? Bunu niye yaptın onu gitti? Nadir abi şöyle der. Ya dedi bunu mu düşünüyorsun hala? Ne düşüneceğim abi? Ey Nadir diyecekler. alem İslam'a ne yaptın? Hizmetinden geldin. Hizmet nasıldır? Hizmete katkı neydi? Nasıl sahiplendin? Hizmeti soracaklar. Beni bana sormayacaklar ki dedi. Nadir abi nasıl yani? Şimdi beni bana sormayacaklar mı? Lan hizmeti soracaklar sana. E, hizmeti sorması için Nadir abi hizmette hemal olmam lazım. Hizmet, hala dönüşmedin mi diyor. Hizmet de olacak. Seni gören hizmet anlayacak. Seni gören Allah görmüş gibi böyle hemen Allah hatırlayacak diyor. Cüzi nazarını külliye çevireceksin yani. Cüziyetten ya bu niye böyle gitti? Niye böyle gitti? Niye ağrı var? Niye hasta? Niye ölüyoruz? Niye fırtına var? Niye böyle olmuyor? Ya bırak ya külli bırak sahibine ya. Perdesiz mi başlık ediyor? Doğrudan doğruya Allah tasarruf ediyor ya. Allah bu her şeyin evelidir, ahiridir, zahirsi, batinidir. Ve bunu anlayan da böyle bir gün şeyin alimdir yani. Hayat bahsi o zaman geliyor mu yani? Yani gelmemesi mümkün değil. Çünkü hayat ismine mazar olanlar <laughs> vefattan sonra da bu hayatta icraatlar var. Şu anda olmaması o zat mümkün değil. Olmasaydı hatırıma düşmezdi. Kısacası o. Hatırınıza düşüyorsa Nadir abi andıysa Nadir abi yok de yani. Eva şey sohbette ustadiyel temesül etti. E, eder yani var ya Kabe'de görüyorlar şurada burada bir şey var. Yani ustadın köy, kendi kendine camiye Risale-i Nur'dan ben de derste değil sitem ediyorum. Ne okumuyorsunuz kardeşim? Bütün dünya Risale okuyor buradan çıkan yeri. Siz hala okumuyorsunuz diyor. Doğru diyorsun Hoca Efendi diyorlar. Doğru diyorsun. Ve ahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tema Kelam manasına şöyle bir bakış yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dinliyorum. Mı <laughs> Şimdi açlık, orucu ile ateşi ile hevamızı, bedenimizi yakıyoruz. Kelam orucu ile de hayalimizi, aklımızı yakarak. Kur'an'da o konuşma orucu var ya hatırlatayım bunlara da. Üç gün alameti diyor, 3 gün konuşmayacaksın. Konuşma orucu da var. Ha, konuşma orucu bir ara yapmıştık böyle de. Bir daha anlat özür dilerim. Ha. Şimdi açlık oruç ateşiyle hevamızı bedenimizi yakıyoruz. Çok, Çok güzel. Kelam orucu ile yani o konuşmamanın haricinde bir mana aslında da bu. Hayalimizi aklımızı yakarak ölmeden önce ölmek manası gibi aklı öldürüp mukabele-i rahmaniye karşı ...mukaleme-i süpadi hakikati sanki tazamun ediyor. Burayı abi şuradan böyle ki de. Hz. Musa Aleyhisselam zahirci rüyetle müşerref olmak istiyor. Biri çalılardan yani akıl kafa demiştiniz abi siz derslerimizde. A çalı. Biri diğerinde ise evet. Diğerinde ise daha tecelli ediyor. Dağdan maksat akıl desek ki aklı kelam ile yakıp hayalden hakikatin zuhuruna geçişi mi oluyor? Yani ölmeden önce ölmek manası. Hatta şey de var da abi şu hava emir ve iradenin arşi ikisi de. Kelamda ilim irade kudreti koyabildiğimiz nispette karşıya hayatlandırıyor. Böyle Kur'an'da ilk hurufu mukatta elif, lam, mim. Elif, insan, lam, akıl, mim kitabımızı yazıyoruz. Yazı denilen şifre ben. Ruhu açıp onunla içeri mi giriyorum? Kelam aslında ruhu açmak için midir abi? Ruhun açılmasından sonra Latife-i Rabbaniye ve Latife-i İnsaniye'de farklı yani bir kelam, bir geçiştir, bir koridordur. O ruhu açtıktan sonra Latife-i Rabbaniye, işte Ala Meratib'in, Latife-i İnsaniye'nin şey midir abi? <laughs> bir şey diyemiyorum da. Bir de abi böyle hani tefekkürü biraz sapıtıyorum da kusura bakmayın. Şu manayı da söylemek istiyorum. Kur'an'ın lehi mahfuzdan inzali var. Kadir gecesinde. Şimdi beşerdeki cesedi böllenmedeki inzal anında zevk aklı bertaraf ediyor. Bu, bu maddi alemde manevi alemdeki aklın bertaraf edilmesinden alınan zevkin hakikatin gözükmesi de desek abi nasıl olur abi? buraya kadar daha konuşma. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Hüreyre vakıf demirbaş. Ya Resulallah bir şey sormak istiyorum dedi. Dedi ki bil, bildirme. Tamam. Kısacası burası burası değil. Öyle zan işte en büyük hata bu. Ama burası burasıdır. Nasıl yani? Burası burası değil mi? Burası burasıdır. Burası burası değildir. Abi son bir şey diyebilir miyim? Yok son bir şey söyleme Sedat. De, delikanlıysan yarın atlar uçağa gelirsin. Yol falan bana ait. Nasıl olsa yer diyorlar vermiyorlar. Biz de alıştık artık. Ya <laughs> ya de, 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 söyle söyle şey. Abi, <laughs> abi, şimdi bir tane benim gibi bir sinek böceği mi bir tas su e, okyanus oluyor da. Şimdi desek ki e, işte Mevlüt, Cegayip, Miraç, Berat, manalarını güzel dersler Allah razı olsun dinledik. İşte böyle Kadir Gecesi kelam e, Ramazan bayramının bayramına müşahede şahitliğimiz nispetinde kurban bayramında rüyatı nasip olsun mu? İnşallah. Ya anladın mı? Neler çıkıyor değil mi?